Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yine bir PCB videosuyla karşınızdayım. Bir müşterimizin bizden bir talebi oldu. Bu talep doğrultusunda da bilgisayarı uzaktan açabilmek istedi. Zaten soru olarak da bana çok fazla soru geliyor. Bilgisayarımı uzaktan nasıl açabilirim diye. Bu videomuzda da bununla ilgili çok güzel bir çözümle karşınızdayım. Bu videomuzda iki farklı devre kartıyla karşınızdayım. Birisi zaten birçoğunuzun da bildiği bizim bu role kartımız. Bu role kartını biliyorum çok soruyorsunuz ne zaman satışa çıkacak diye. Üzerinde çalışıyoruz bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulama bittiğinde uygulamayla birlikte bu ürünü de satışa sunacağım. Şu an bu şekilde herhangi bir problemi yok ama uygulama olmadan bu ürünü kullanmak çok mümkün olmayacağı için şu an bu yüzden bekletiyoruz. Mobil uygulamamız da tüm hızla devam ediyor. Onun haricinde bir de kendim için tasarladığım bir Arduino Pro mikro kartım var. Bu Pro Micro kartını da yine kendi projelerimde kullanmak için JLCPCB üzerinde ürettirdim. JLCPCB'ye bu videomuzda sponsor olduğu için teşekkür ediyoruz. JLCPCB 5 tane devre kartınızı 2 dolara, 10 tane devre kartınızı da 5 dolara üreten bir Çinli PCB üreticisi. Ben de projelerime profesyonellik kattığı için genelde devre kartıyla çalışmayı tercih ediyorum. Bol bol devre kartı ürettiriyorum çünkü gerçekten fiyatları uygun. Tabi burada hızlı bir şekilde elimize ulaşması için DHL veya FedEx kargo ile çalışmak gerekiyor ki bunlar biraz can sıkıcı fiyatlara sahip olabiliyor. Ama eğer vaktiniz varsa daha uygun kargo seçenekleriyle biraz daha süreyi uzatarak buradan sipariş verebilirsiniz. GLC PCB'ye tekrar bu videomuzda sponsor olduğu için teşekkür ediyoruz. Şimdi bilgisayarımızı uzaktan nasıl açtık, nasıl kontrol ettik biraz da bunlardan bahsedelim. Bilgisayarımızın üzerinde bildiğiniz gibi bir açma kapama düğmesi var ve bu açma kapama düğmesine bir kere bastığımızda bilgisayarımız açılır. Uzun süre basılı tuttuğumuzda da bilgisayar kapanır. İşte biz de bu senaryoyu simüle etmeye çalışacağız bu videomuzda. Bunun için daha önce tasarladığımız Powdu markalı devre kartıyla birlikte Arduino Pro Micro kullanıyoruz. Arduino Pro Micro'yu bilgisayarımıza bir klavye olarak tanıtıyoruz ve şifre ekranı geldiğinde şifreyi bizim yerimize o girmiş oluyor. Dolayısıyla güvenlikten de vazgeçmemiş oluyoruz ama eğer bilgisayarınızda bir açma kapama şifresi yoksa doğrudan röle ile bilgisayarınızı açma işleminde yapabilirsiniz. Burada projemizde Arduino Pro Micro'yu kullanmamızın amacı Arduino Pro Micro'yu bilgisayarımıza klavye olarak tanıtabiliyor olmak ve bu sayede de şifremizi girebiliyor olmak. Tabi Arduino Pro Micro elimizde olduğu zaman yapabileceklerimizin sınırı da olmuyor. Mesela ne yapabiliyoruz? Aynı şekilde oturumu kapatmayı yapabiliyoruz. Bilgisayarı kapatmayı simüle edebiliyoruz. Bir oturumu kapattıktan sonra oturumu açma isimle edebiliyoruz. Dolayısıyla elimizde birden fazla opsiyon var. Bir klavye üzerinden yapabildiğimiz her işlemi Arduino Pro Micro'ya otomatik bir şekilde yaptırabiliyoruz. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bilgisayarımız açılıyor ve kullanıma hazır hale geliyor inanılmaz derecede bir kolaylık sağlıyor. Bu projede biz power kartını kullandığımız için bunu uzaktan kontrol edebilir bir hale getirmemiz de mümkün. Bu devre kartının içerisine bir ESP Home yazılımı yükleyerek Home Assistant'la birlikte kullanabiliriz veya bizim geliştirmiş olduğumuz HomeKit yazılımıyla birlikte doğrudan HomeKit ile birlikte de kullanabiliriz. Bunun dışında esp 8266 kütüphanesi ile kullanılabilen bütün firmware'ları bunun içine flashlayıp kullanmak da mümkün. Dolayısıyla burada gerçekten geniş bir kullanım alanımız var. Bu videoda size hızlı bir şekilde göstereyim bilmek için Blink uygulamasını hazırladım. Blink uygulaması bildiğiniz gibi her zaman imdadımıza yetişmiştir. Çok hızlı bir şekilde geliştirme yapabildiğimiz bir uygulama. Blink uygulamasını daha önce birçok uygulamamızda da kullandık. Mesela bu kulaklık standı yaptığımız uygulamada alttaki rainbow efektini Blink uygulamasıyla yapmıştık. Yine bu role kartın da Blink uygulamasıyla kullandığımız videolarımız var. O videolar yine kartlar kısmından ulaşabilirsiniz diyelim ve bilgisayar ekranımıza geçelim. Evet daha rahat yarışabilmek için ekran kartımı söktüm. Şurada Anakartımın power düğmesinin olduğu butonlar var. Ben anakartımı kullanma kitapçığından baktım. Şu sağ üstteki power'ın artı ve eksi tuşu. Yani power'a biz bir kere bastığımızda aslında bunları birbirine değdirmiş gibi oluyor. Dolayısıyla ben mesela bir jumper kabloyla bunları birbirine değdirsem aslında bilgisayarımız açılır. Dilerseniz bir deneyelim. Evet şu an mesela bilgisayarımı gücümü verdim. Tabi ekran kartı olmadığı için ekranımız gelmeyecek ama yanan ışıklardan ve fanlardan görebilirsiniz. Önce şu dişi jumper'ımı buradaki... Birinci pinime takıyorum. Şu ikinciyi takmadan hemen değdirip çektiğim andan itibaren bilgisayarım açılacak zaten. Hemen göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi bilgisayar açıldı. Ve aslında power butonunu simüle etmiş olduk. Mantık bu şekilde çalışıyor. Röle kısa bir süre aç-kapa yaptığı zaman... Bilgisayarımız açılıyor. Uzun süre açık kaldığında da sanki kapatma tuşuna basılı tutmuşuz gibi bilgisayar otomatik olarak kapatıyor. Böyle uzun süre kısa devre yaptırdığımda da bilgisayarın sanki kapatma tuşuna uzun süre basmışım gibi oluyor ve bilgisayar kapanıyor. Dolayısıyla aynı mantıkla rölemizi de yine buradaki pinlere takarak bilgisayarımızı artık bu role aracılığıyla açıp kapatabilir bir hale geliyoruz. Tabi burada siz bu roleyi kullanmak zorunda değilsiniz. Arduino Pro Micro ile birlikte veya klavye olarak kullanmayacaksanız normal bir role kartını uzaktan tetikleyebileceğiniz bir mekanizmayla da kullanmanız mümkün. Biz burada elimizde bu şekilde bir ürünümüz olduğu için Power role kartını kullandık ama siz herhangi bir role ile bilgisayarınızı bu şekilde uzaktan açıp kapatma yapabilirsiniz. Evet, Powder Ölemiz burada. Şu an bu bilgisayarımızın güç girişine bağlı. Az önce göstermiş olduğumuz gibi USB ile birlikte buradan bilgisayarımıza bağlı. Burada da Pro Micro'muzla birlikte bir Vemos cihazımız var. Bu klavye amaçlı, bu da bilgisayarımızı kapatıp açma amaçlı. Bunların ikisini tek bir devrede de birleştirebilirsiniz bu arada. Biz burada Powder Ölemi kullanabilmek için bu şekilde yaptık ama tek bir devre üretmek de mümkün. Tabii şu an gördüğünüz gibi bilgisayar kapalı ama ikisi de USB'lerden güç alabiliyor. Bu bilgisayarda şu an USB'lerden güç beslemesi var. Eğer kendi bilgisayarını daki USB'ler güç beslemesi yapmıyorsa bunu BIOS ayarlarından değiştirmeniz gerekecek bilgisayarı açmanız için. Çünkü bunların şu an aktif olarak çalışması gerekiyor. Veya dışarıdan bunları beslemeyi de tercih edebilirsiniz. Bizim rolemiz dışarıdan besleme de yine çalışıyor. Ancak bu kartın her şekilde bilgisayara takılı olması gerekiyor. Çünkü klavye olarak bu kart çalışıyor olacak. Şimdi uygulamamızı açtık. Evet gördüğünüz gibi çok basit bir uygulama. Bilgisayarı aç, oturumu aç, oturumu kapat, bilgisayarı kapat ve güç kesme butonlarından oluşuyor arayüzü burada şimdi bilgisayarı aç dediğim andan itibaren bilgisayarım açılacak deneyelim ve gördüğünüz gibi rolemiz tetiklendi ve bilgisayarımız açıldı tabi bilgisayarı açtıktan sonra benim bilgisayarımın açılması ortalama 20 saniye kadar falan sürüyor burada 30 saniye sonra şifreye girmesi için bir geliştirme yaptık birazdan bilgisayarımız açıldığında şifresini de otomatik olarak girecek ana ekranımız geldi Gördüğünüz gibi bilgisayar açtı, hızlı bir şekilde şifreyi girdi ve bilgisayar açıldı. Biz şifreyi görmedik bile. O kadar hızlı bir şekilde hemen girişini yaptı ve bilgisayarımızın masaüstü geldi. Şimdi bir de oturumu kapatmayı deneyelim. Ve oturumu da hızlı bir şekilde kapattı. Tekrar oturum aç diyelim. Ve gördüğünüz gibi oturumu da hızlı bir şekilde açtı. Tabi şu an bilgisayarımızın internet bağlantısı olmadığı için uygulamaların güncellemesinde bir problem var. Şu an onu bekletiyor aslında. Ama gördüğünüz gibi oturumu kapat, oturumu aç gayet keyifli bilgisayarımızı uzaktan yönetebilir hale geldik. Evet, şimdi de geldik videomuzun kapanışına. Dilerseniz bilgisayarımızı kapatalım ve videomuza o şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi bilgisayarımız kapandı ve artık fan sesi olmadan videomuza devam edebiliriz. Bu şekilde güzel bir uygulama yaptığımızı düşünüyorum. Müşterimizin de isteğini bu şekilde karşılamış olduk. Özellikle miningcilerin çok hoşuna gidebilecek bir sistem bu. Çünkü genelde akıllı prizle birlikte mining bilgisayarlarını uzaktan açmak biraz problem olabiliyordu. Bu sayede uzaktan bir şekilde bilgisayarı nasıl açabileceğinizi bu videoda sizlere göstermiş olduk. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.